değerli izleyicilerimiz lokma kebabımızı güzel bir şekilde doğradı, hazırladı ve ocağa koydu Erol ustamız. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Hemen arkasından acılı ezogelin çorbamıza döndük. Orada da Ömer ustamız bizle birlikteydi. O da güzel bir şekilde hazırlayıp ocağa koyduktan sonra sıra diğer ustamıza geldi. Kenan ustamız da bize şöyle bir tezgahımıza baktığımızda domates soslu makarna yapacak. Nasılsınız ustam? Teşekkür ederim sizler. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ramazan nasıl geçiyor? Biraz yorucu, biraz sıcak. Ama gayet idare ediyoruz. Güzel. Evet. Kaç yıldır mutfaktayız? 14 senedir Özlem'in yemekteyim. Yemek yapmayı seviyoruz. Evet. Değişik lezzetler sunuyoruz müşterilerimize. En çok hangi yemeklerle aranız iyi? Et yemekleri, sebze, tatlı? Genelde müşterilerimize her yönde hitap ettiğimiz için bütün yemekleri yapıyoruz yani. Maşallah. Evet. Her iş gelir elimden gibi, yemek gelir elimden diyorsunuz. Evet. Kesinlikle. Malzemenin de kalitesi bu noktada önemli diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Zaten biz müşterilerimize yemeği yaparken taze ve günübirlik malzeme kullanıyoruz. Onun için de biraz daha yemeklerimizin kalitesi yükseliyor. Artıyor. Evet. Kesinlikle efendim. Malzeme kalitesiyle pişirme ustalığı bir olunca kesinlikle ortaya muhteşem ürünler çıkar. Bugün domates soslu makarna yapacağız dedik. Malzemeleri nelerdir Kenan Usta? Evet. Şöyle 500 gram kadar makarnamız var. 3 boy domates, 1 boy kuru soğanımız var. 2 diş sarımsak, salçamız ve yeteri kadar baharatımızdan oluşan bir makarna yapacağız. Harika, harika olacak. Peki nasıl yapacağız? Biraz yapılışını anlatır mısınız? Evet. Tavamızda biraz malzemelerimizi soteledikten sonra makarnamızı vereceğiz. Ondan sonra biraz da üzerine su, tuz ve baharatlarla işi bitireceğiz. Ama makarnamızı önceden haşlayacağız. Evet, bir 10 dakika. Tabii. Evet. Kesinlikle. Biz önceden hazırlamıştık zaten. Kesinlikle zamanla kaybetmeyelim. Evet. İzleyicilerimizi de çok fazla bekletmeyelim. Ekranları başında mübarek Ramazan gününde. Ne yapalım efendim? Sözü fazla uzatmayalım. Evet. Ekranı asıl sahibine yani size bırakalım. Efendim bu güzel Ramazan gününde iftara hazırlanırken sizler de lütfen ama lütfen açlığınıza aldanıp çok fazla malzeme kullanmayın. Açlığınız sizi aldatmasın. Artan yemekleri ben dolaba kaldırmayı çok fazla sevmiyorum. Sizler de bu şekilde davranırsanız ikinci gün daha lezzetli, daha taze yemekler pişirip hem kendiniz hem de çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Efendim sözü fazla uzatmadan malzemelere kısaca göz atalım. Hemen ardından da ustamızdayız.